Yok yok yani, yani maaş olarak, maaş tamam, skalası olarak. Ramos'un ne? Ramos neyin pazarını yapacak ki? Hangi kulübe giderse gitsin Ramos öyle çok yüksek fiyat verecek. Ama iki yer var. Biri Amerika, biri Suudi Arabistan. Bir yani. Sezon başındaki o fiyatlarla şimdiki fiyatlar Ramos açısından da kendi maaşı açısından da aşağı düşebilir. Onu demek kaptan istedim. Kaptan 1,5 ay geçmiş ya. Evet. Yani neredeyse takım kadroları belli maçlarını oluyor. Maçlarını oynuyor zaten herkes. Efendim? Herkes maçlarını yani zaten oynuyor. Tabii. Ramos bir de yaş olarak kolay form tutabilecek bir oyuncu değil. Fizik olarak fit kabul ediyorum ama bundan sonra bundan sonra gelecek olan transferlerin de kulüplerin yapacakları transferlerde de zaten şöyle bir sıkıntı var. Nasıl geliyor bakalım oyuncunun da, çünkü 15 Eylül'e kadar baktığında bayağı bir maçlar oynayacaksın. Ondan sonra tabii gruplar falan belli olacak. 15 tabii Eylül'de belki artık kim hangi grupta oynayacağı belli olacak. Oraya gelen yeni bir oyuncu hangi fizik kaliteyle geliyor? Antrenman yemiş mi? Evet, hazırlık yapmış hazır mı? Sezon başı hazırlığı nedir? Fitness'ı ne durumda? Yani hepsi tabii bunların soru işareti şeyler. Onun için kolay sordum şeyler. Ben. Kerem Demirbay için onu sordum. Leverkusen'deki antrenmanla mı geliyor dedim. Evet dediler. Evet, o önemli. Evet. Dzeko ile aynı yaşta. Ramos. Yani 37-37. İkisinin oynadığı yer farklı. 13 gün küçükmüş. Biri gol atan, biri gol önleyen. O da gol de atıyor Ramos kafayla. Tabii çok da gol atar yani. Süper Lig'de 5-10 arası atar. Ya atabilir. Yani. Katılıyorum sana ama dediğim gibi maliyet çok yüksekse hani sen niye Nelson'u satma planları ya yapıyorsun? Bir gelir elde etmek için. O geliri buraya mı kaptırmak doğru olmaz. Ya bazı oyunculardan gelir etmezsin ama onun kattığı şeyler farklı olabilir. Burada şeye bakacaksın. Attığın taş ürküttüğün kurbağaya değiyor mu? Yani sen Ramos'u aldığın zaman gerçekten bütün düşüncelerin hepsine uyuyor mu Ramos? Ve buradaki katkıyı yapabilecek özellikle de tabii fiyatlar hepsi bütçeler uyuyorsa, denk düşüyorsa alırım ben Ramos'u. Ama eğer seni zorlayacaksa, senin bu paranın zaten dönüşü yok, o bir gerçek. Şampiyonlar Ligi'nde belli bir yere getirebiliyorsa, orada sana marka değerine katkı yapabilecek bir durumdaysa, fizik kalitedeyse, en azından bu şu mukaveler yapılırken şu kadar maç oynarsan gibi bir orada mukavelelere maddeler koyabilirsin. Öyle özel anlaşmalarla bu tip oyuncuları kadrona katabilirsin. Bunlara girmez artık bu saatten sonra. Şu kadar maç oynarsan, şu kadar oyunda yok, kalırsan. Yok yok, yani o tip bir oyuncu değil bu. O paraları çok bir yüksek kazandı girebilir. Ramos. Tabii ki canım. Çok ya. Ciddi rakamlar bu kazandı. Söylediğin insanlar hepsi zaten... Şampiyonlar Ligi kupalarını kaldırdı kaç tane ya. Telaffuz ettiğin insanlar hepsi çok zengin futbolcular zaten. 3 yıl üstte şampiyon oldu Şampiyonlar Ligi'nde. 5 tane var galiba oynadığı dönemde. 3 tane, 3 yıl üst üste kaldırdığı kupada var ya. Aynen. Peki bu arada az önce programın ilk bölümünde Galatasaray'ın, pardon Adana Demirspor'un transfer ettiği oyuncu için Sırp demişiz, Sloven olarak düzeltelim. Ferhatović Sloven oyuncuymuş, Sırp değilmiş. Bu bilgiyi de düzeltmiş olalım. Evet, şimdi son olarak Zaniolo'nun yönetimle bir görüşme yaptığı ve şunları söylediği iddia ediliyor. Gündemimde transfer yok. En azından bu sezon burada kalıp Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum diyerek transfere son noktayı koyduğu şeklinde bir haber var. Tabii ki ben bütün bu tür konuşmalara bizim muhabir arkadaşlar gidiyorlar geliyorlar ama yani benim zaten duyduğum kadarıyla, ben çünkü onlar kadar kulüp antrenmanlarını takip etmiyorum ama işin gerçeği var ki benim bildiğim kadarıyla Zaniolo ile ilgili böyle bir şey yok ya. Zaniolo ile ilgili böyle bir şey duymadım. Yani yönetim kısmında da sordum, yok. Zaniolo kalmak istiyor gerçekten. Zaniolo'nun geliş nedeni bu. Bu sene Şampiyonlar Ligi maçlarını Galatasaray ile birlikte oynamak. Ardından gelecek sene İtalyan milli takımında 2004'te Avrupa Futbol Şampiyonası'nda rol almak. Evet. Bunun için mutlu olduğu, oynadığı bir kulüpte olmak istiyor. Levent, bu önelemedeki kadroya yazmamalarının sebebi ne peki? Başkana sordum. Ben dedim ki yani dedikodu var. İşte o dedikodu. Hayır, kasında problem var. Dünkü doktora da söyledim, evet dedi. Kasında sorun var dedi. Ağrı hissettiği için yazma. Yani şey yapmadı dedi. Risk etmedi. Risk etmedi yani. Şimdi bir sıkıntı olursa işte almadığı zaman hemen başlıyorlar da konuşmaya. Bu böyle ya genelde. Evet. Mesela göndermiyorsan bir sakat bir şey mi oldu? Mesela bugün, altında bir bahane aranıyor. Mert Hakan'la şeye gitmedi. Bir şey mi var falan. Ya ne alakası var, adam sakat ya. Darbe almış, oynamıyor. Yani bu konularda dedikodu üretmiyor. Ama bir gerçek var ki Zaniolo potansiyel transfer olabilecek bir oyuncu Galatasaray'da. Yani evet. Galatasaray bir rakam 35 milyon lira madde koymuş. 25 milyon da şeye koymuş. Baktığın zaman
Nelson'a koymuş. 3 aşağı 5 yukarı Galatasaray 50 milyonu bu ikisini paketler. Yani eğer anlaşma olursa. Ama 9 milyon verdiklerinde Nelson'a vermezler. Nelson'un maliyeti de Galatasaray'a öyle ucuz değil. Nelson zaten tabii. Burada yani beyan esassa, kabul ediyorsak, saygı duyuyorsak, Erden Timur'un açıklaması var. Kendisiyle konuştuk. Nelson takımla kalacağını bize deklar etti dedi. O kadar. Ama nasıl? Satılırsa da en yüksek fiyata potansiyel olarak Zaniolo'yla Nelson şu anda. Değil mi? Evet, mesela bugün yine bir haber çıktı. Okudum sosyal medyada. Mertens'i Roma istiyormuş diye. Evet, öyle bir haber de var da bu yaşta. Yani. Mertens. Sezon sonu belki futbolu bırakacak. Ya tekrar dedi, kendi ağzından söyledi zaten. İyi, 37-38 yaşındaki insanlara sen şey yapıyorsan, o transfer teklifi götürüyorsan, senin de oyuncuna, iyi bir oyuncun varsa da götürüyor. Yani transfer gelir. Doğaldır yani. Şu yaşa bazen çok takılıyoruz değil mi? Gerçekten. Her oyuncudan illa gelecek beklemek veyahut da verdiğin paranın karşılığını illa para olarak alacaksın demek doğru bir davranış değil aslında. Sen o vereceğin parayı başarıdaki, oradaki paydaki yüzdenin en fazla olmasını görebilecek bir şekilde bir yatırım yapman lazım. Doğru. O bir türlü bazen... Ben yaşa takılmıyorum. Ronaldo'yu gördükten sonra, özellikle de Pepe'yi gördükten sonra 40 yaşında oynuyor. Özellikle takım. De stoper, evet. ve santrfor bölgesinde oynayan oyuncuların bilgi, birikim, deneyim, orayı bilmek, oynamak, performans, gol veya gol yeme, atak kesme, hava topu gibi böyle bir kriterlere, kırılımlara baktığın zaman iki bölgedeki oyunculara, bunların yaşına falan bakmayacaksın. Tabii eğer canım. Kalitesi yerindeyse, fizik kalitesi iyiyse, mental olarak iyiyse, takıma katkı yapabilecek lider özellikleri de varsa alacaksın abi böyle oyuncuları. Şimdi mesela Dzeko gibi, Ramos Sergio gibi, Ramos gibi, tabii Ronaldo ki. Gibi, bunlar özel Mertens oyuncu. Gibi oyuncuların arkasından, yaşı yok. Tabii aynen. Ya, yaşı yok, bunlar önebilir ama bak mesela Mata devam edemedi, yaşı var. Mertens'in performansını sergileyemedi Mata. Ama içeride liderlik yaptı. Mata'dan öyle yararlandı. Tabii onu faydalandı. Demek sohbet etti Okan Hoca. Bilgi etti. Bir sonuçta Dünya Kupası görmüş adam. Tabii. Avrupa Futbol Şampiyonası görmüş adam. Yani yıllarca Manchester United'de oynamış. Büyük bir tecrübe. Bundan faydalandı. Belki Fenerbahçe 37 yaşındaki Dzeko'yu aldı. Herkes yaşlı diye düşünebilir. Yok. Ama onun birçok kulübü, Manchester City, Inter buraya baktığın zaman önemli... Başarılara imza attığı için onun tecrübesi, bilgi, birikimi de bazı teknik direktörler için destek olabilir. Evet. Faydalanırsan. Yani ki Jesus bunlara asla ilgilenen bir adam değildi ama İsmail Hoca ilgilenir. Yani bu işlerden ondan faydalanabilir diye düşünüyorum. Artık futbolda tecrübe çok değerli. Çok. Bak. Aynen. Çok bu yüzden yani nereye koşacağını, nasıl pozisyon bileceğini mesela Icardi bu böyle bir şey. Mesela Dzeko da böyle nereye kaçacağını biliyor. Mesela Fenerbahçe Tadiş diye bir adam aldı. Tadiş on fire. Yani ben sana söyleyeyim. İnanılmaz bir adam aldı. Ben söyleyeyim yani. Ben liseyim. Mesela bir takımlar hangi takım kaçırdıysa başını vuruyordur şeyde. Ya ben... Pollanda'da. PSV'nin mesela affedersin Feyenoord eğer Kökçü'yü kaybetmiş ben hemen ezeli rakipten alırdım onu. Evet. Fenerbahçe akıllılık yaptı. Önce Beşiktaş bulmuştu. Ben geçen gün maçta da söyledim etrafındakilere. Tadiş fark yaratırdı. Yerli Tadiş Kerem Demirbay. Söylüyorum. Yerli Tadiş Kerem Demirbay. Evet. Bu peki. Kadar söylüyorum. 30 yaşında sol ayağı, oyun zekası, top tekniği, görüş açısı, pas kalitesi çok yüksek oyuncu. Tadiş'ten bir farkı olmaz yani.